Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. NASA, 2 gün önce yaptığı açıklamada, ayın aydınlık yüzeyinde su bulunduğunu duyurdu. Bulunan suyun miktarı da açıklanırken, suyun nasıl oluştuğu ve ayın zorlu ortamına nasıl dayandığı, merak ediliyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yaptığı yeni keşif açıklamasında, ayın aydınlık yüzeyinde, su bulunduğunu açıkladı. Keşif, Stratosferik Observatory Foreign Fired Astronomy'den gerçekleştirildi. NASA, yapılan bu yeni keşfi, 2 gün önce düzenlediği bir konferansta açıkladı. Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada suyun, karanlık ve soğuk bölgelerdense, ayın yüzeyindeki çeşitli alanlara, dağıtılabileceğini dile getirdi. NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Paul Hertz, yaptığı açıklamada, ayın aydınlık yüzeyinde bildiğimiz anlamda, su olabileceğine dair belirtiler aldık. Artık orada su olduğunu, biliyoruz dedi. Hertz, gerçekleştirilen bu keşfin, ayın yüzeyiyle ilgili bilinenlere, meydan okuduğunu ve akıllarda yeni soruların oluşmasına, sebep olduğunu da dile getirdi. Araştırmanın yazarı Casey Honeyball, kalın bir atmosfer olmadan ayın aydınlık yüzeyindeki su uzaya karışmalıydı, ancak yine de onu görüyoruz. Bir şeyler suyu oluşturuyor ve orada tutuyor olmalı ifadelerini kullandı. Su molekülleri, görülebilir en büyük kraterlerden bir tanesi olan ve ayın güney yarım küresinde yer alan, Clavius kraterinde tespit edildi. NASA, keşfedilen suyun miktarıyla ilgili olarak ise, yaklaşık bir adet 12 onsluk yani 340 gram şişe kadar olduğunu ve bir metreküplük toprakta yer aldığını dile getirdi. Uzay Ajansı, bir kıyaslama için Sahra Çölü'ndeki su miktarının ayın yüzeyinde bulunan su miktarından 100 kat daha fazla olduğunu da dile getirdi. Bulunan su miktarı, oldukça az olsa da bilim insanları, bu suyun nasıl oluştuğunu ve ayın zorlu yüzeyine nasıl dayandığını merak ediyor. Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü, Paul Hain ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan, kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak, elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometre kare veya, ay yüzeyinin kabaca %0.1 oranında, yer kapladığını açıkladı. Hain, daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından, milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için, bir fırsat sunuyor. Ayda astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından, bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz dedi. Daha önce 26 Ekim'de, ay hakkında heyecan verici yeni bir keşfi, açıklayacağını duyuran NASA, Artemis adlı program çerçevesinde, 2024'te ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. Sofia teleskopu kullanarak, ayın güneş ışığı alan tarafında, ilk kez su tespit ettiklerini söyledi. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan, emin değiliz ancak ayda su ile ilgili öğrendiklerimiz, Artemis keşif planları için anahtar niteliğinde.